Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbağı.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videoyu 2 Ağustos'ta izleyeceksiniz ama ben 1 Ağustos'taki haberlerden bir şeyler topladım. Size 2 Ağustos'a bir şeyleri önceden gönderiyorum arkadaşlar. Lütfen dikkatlice dinleyin. Fenerbahçe Slovaçko maçlarının 25 kişilik kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Şimdi kural hala aynı. Maçtan 24 saat kala önceye kadar, ilk maçtan 24 saat öncesine kadar iki oyuncu değiştirme hakkınız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kimler? Altay, Ertuğrul. Tamam. Gustavo Henrique, Luan Perez, Lemos, Novak, Atilla Szalai, Ferdi. Burada arkadaşlar Osayi Samuel'i göremedim dedim ama sonradan gördüm. Dur şöyle sağlı sollu yapayım. Yani Sabik, Osayi Samuel, Burak Kapacak da vardı. Bir yerde yanlış gördüm. Ha, Burak Kapacak. Yani Altay, Ertuğrul, Osayi Samuel, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Luan Perez, Atilla Szalai, Ferdi ve Ferdi ve Novak şeklinde savunma hattı. Orta sahaya geçecek olursak arkadaşlar, Arao, Mert Hakan Yandaş. Burada arkadaşlar birçok kişi İsmail'in yazılmasına şaşırmış olabilir. İsmail ilk maçta cezalı ama ikinci maçta oynayabilir. Ona çok fazla şaşırmamanız lazım. Crespo ve Zayt da var. Hocam madem Crespo, Zayt özellikle oynatılmıyor madem niye kadroda? Arkadaşlar Arao, İsmail, Zayt, Crespo, Mert Hakan Yandaş orta ikilide yer alabilecek 5 kişi. Kanatlar ve hücum bölgesindeki isimler ise şu şekilde. Bu arada Muhammed Gümüşkaya'yı da bunların içine dahil edebilirsiniz arkadaşlar. Orta sahaya dahil edelim. Rossi, Valencia, Joshua King, Lincoln, Bruma, Arda Güler, Emre Mor, Berisha ve Serdar Dursun arkadaşlar. Bu şekilde bir diziliş var. Bu şekilde isimler var. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar Berisha, Luan Perez, Gustavo Henrique ve Lemos eklenmiş. En şaşırılacak isim Lemos ama bonservis beklediğimiz için ekledik. Peki kimler yok? İrfan Can Kahveci sakat. Yok, zaten olsa bile yedek kulübesinde bekleyeceğini söylemiştik. João Pedro sakat. Pelkas. Marcel Tisserand. Serdar Aziz sakat. Nazım Sangare zaten sakat biliyorsunuz. Bu arada bunlar ilk maça göre olmayanlar ya da şu anda kadroda olup da olmayan arkadaşlar. Çok tuhaf. Tuhaf olan taraf ne? Berisha'nın eklenmesi. Arkadaşlar transfer görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Yani bir türlü anlaşamıyor. Arda Güler acaba bu maçta ilk 11 başlayacak mı? Joshua King Valencia ile mi başlar? Arda Güler ilk 11 mi başlar? İçimden bir ses Arda Güler ilk 11 başlar diyor. Bilmiyorum. Mesela İrfan Can'ın yerine muhtemelen Emre Mor oynayacak değil mi? Birçoğunuza göre. Birçoğunuza göre Emre Mor oynayacak. Acaba İrfan Can'ın yerine sağda Valencia oynatıp forvette Joshua King'in arkasında Arda Güler oynar mı? Bilmiyorum. Bu da karışık bir tandem. Ama takımımızdan tek isteğim şu: rakibi hafife almasınlar. Bu kadroda Pelkas ve Tisserand'a ayrı bir parantez açacağım. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyor, hocam Flamengo'dan gelen yedek oyuncu bile listeye yazılmış ama Tisserand yazılmamış. İşte çok iyi futbolcu, topla çıkışları çok iyi, şöyle iyi, böyle iyi. Ya var ya, o kadar güzel dönüyorsunuz ki yarın bir gün Tisserand ilk hatayı yapsa al göndermediler. Şu kadar para vardı da diyeceksiniz. O yüzden çok söylemiyorum. Bu arada dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama hani stopere yazılan isimlere falan baktığım zaman sanki sanki bir stoper daha gerekli gibi değil mi? Değil mi? Bir stoper daha alınacak gibi. Artık Salah'ı mı satılır da gelir. Ha, bu arada Salah'ı satılmasa sanırım stopere gerek yok. Niye? Salah'ı, Luan Perez, Gustavo Henrique, Serdar Aziz. 4 yeter. Tisserand'ı satarsın rahat rahat. 3 milyon euro girdi olur. Onu söylüyorum. Zaten Alioski de sol beke geldi. Alioski de geldiğine göre
Nova'da satabilirsin ya da gönderebilirsin. Bu arada Ali Oskin'in yıllık ücretine Mustafa Hoca'nın dediğinin aynı demeye getirmişler. Çok çok ilginç arkadaşlar. Şimdi Atilla Szalai dosyasını açacağım ama önce kaleci dosyasını açmam lazım. Arkadaşlar önce şunu belirteyim. Sosyal medyada her hesabı takip etmekten vazgeçin. Kafanız cıncıklama geçirir. Kafanız cıncık olur. Cıncık ne? Cam parçalar var ya küçük. Biz Kayseri'de ona cıncık deriz. Kafanız cıncık olur. Ben size söyleyeyim. Ve bu hiç iyi bir şey olmaz. Günlük hayattan da keyif alamazsınız. Hiçbir şeyden de keyif alamazsınız arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de kale tamam. Gökhan Akkan dediler. Bakın ben tek tek okuyayım isterseniz. Yani kimin ne dediğini tek tek okuyayım da hayretler içerisinde kalın isterseniz arkadaşlar. Ben isim vermeden okuyayım. Fenerbahçe Gökhan Akkan'la prensip anlaşmasına vardı. Kaleciyle prensip anlaşmasına varıldığını söylüyor. Gökhan Akkan niye alınır? Ertuğrul Taşkıran, Tarık Çetin ya da başka birini almanız gerekliydi. Arkadaşımızın duası kabul olacak gibi vardı, onu da belirteyim de. Aziz Allah. Zamanlama. Nokta nokta özel haberi. Fenerbahçe Gökhan Akkan için Çaykur Rizespor'a teklifi şu şekilde oldu. Para artı oyuncu şeklinde. Rizespor ise 2 milyon euro taraflar arasında görüşmeler sürüyor demiş. Yani Rize 2 milyon euro istiyormuş. Siz futbolcu vermeyin diyormuş. Bu da tabii ki tuhaf. Fenerbahçe Gökhan Akkan için teklifi para artı oyuncu. Rizespor'un beklentisi sadece para. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Başka birinin özel haberi. Rizespor Gökhan Akkan'ın serbest kalma bedeli olan 2 milyon euroyu talep ediyor. Oyuncu yıllık 11 milyon TL maaş alıyor. Fenerbahçe hem bonserviste hem de oyuncunun yıllık ücretinde indirim istedi. Sarı-lacivertler indirim olmazsa diğer isimlere yönelecek. İndirim olmadı bu arada. 2 değil 2,5 istediler. 2,5'u 2'ye düşürdüler. Yine meşhur bir duyumcunun duyumu. Fenerbahçe Rizespor ile Gökhan Akkan için görüşme yaparken stoper konusunda Emirhan Topçu'nun da durumu sorulmuş diye. Doğru. Emirhan Topçu'nun durumu soruldu. Ama bu alınacak, kesin alındı, alınıyor. Alınırsa görürsünüz bak anlamı taşımıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir başka duyumcu da Emirhan Topçu'ya ilgilendiğimiz haberleri yalan diyor. Peki Türk kuralı, yabancı kuralı? Bunlar da mı yalan? Peki ben Atilla Szalai'yi 15 milyon euroya satsam, Tisserand'ı 3 milyon euroya satsam, 18 milyon euro. Emirhan Topçu'yu da 500 bin euroya alsam. Bir de yanına bir stoper daha çeksem. Nasıl olur? 5 milyon euroya da bir stoper çeksem. Yani 18'i eldekileri çıkarsam 5,5'a bir Türk gelecek vaat eden genç. Bir tane de mesela Brezilya Ligi'nden bir tane topçu alayım. Hani aklıma ilk adı geldiği için söylüyorum. Mesela Nino'yu alsam nasıl olur? Yani 5 milyon euroya Nino'yu alsam. Salah'ı 15'e, Tisserand'ı 3'e göndersem. 500 bin euroya da Emirhan Topçu'yu alsam nasıl olur? Nino, Luan Perez, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Emirhan. 3 kulvar için 5 stoper. Bence güzel. Atilla Szalai'ye gidiyor mu hocam? Arthur Tiate'yi 19 milyon euroya Rennes'e satan Bologna, Fenerbahçe'den Szalai'yi kadrosuna katmak istiyor. La Gazzetta dello Sport. It's in the game. Bunu zaten dünden de duydunuz. Arkadaşlar dünkü videolardan da. Atilla Szalai için Fulham ve Wolfsburg Fenerbahçe'ye resmi girişimde bulunduğu duyumu var. Bir başka duyumcudan. Bakın resmi girişimde bulunmuşlar. Fulham ve Wolfsburg. Yani bu iki takımın ismini aklınıza yazın. Fenerbahçe'ye Atilla Szalai ve Zajc için teklifler gelmeye devam ediyor demiş. Zajc'ı az sonra konuşuruz gerekirse. Oyuncuların satışı gerçekleşirse Sarı-lacivertlerin kasasına toplam 20 milyon euroya yakın bir para girmesi bekleniliyor demiş.
Bir başka duyumcu Atilla Salahi için 7 milyon euro teklif aldı demiş. Başlangıçta 7 doğru. 9 milyon euro ve üstü teklifleri değerlendirmeye alacak demiş. O zaman kesinlikle şu anda değerlendirme aşamasındayız. Çünkü teklifin biri 9'dan belki 12'den fazladır. Sonuç olarak şu. İyi bir teklif var. Bakın iyi bir teklif var ama satış ne şekilde gerçekleşecek ya da gerçekleşecek mi? Hep birlikte izleyeceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim. Kendi adıma söylüyorum. Atilla Salahi'nin gidip Nino'nun gelme ihtimali var mı? Yalana gerek yok. Var. Zaytsın gitme ihtimali var. Tisserands'ın gitme ihtimali var. Az mı çok mu? Üçü de çok. Üçünün de gitme ihtimalleri çok arkadaşlar. Bu konuda da umarım anlaşabilmişizdir. Fakat ben size bir örnek vereceğim. Şimdi Fenerbahçe Scout Departmanı'nın Aziz Akman'ın forveti Vangelis Pavlidis'i Jorge Jesus'a önerdiği iddia edildi. Şimdi forvet arkadaşımıza baktığınız zaman hani falan yapacaksınız eminim. 23 yaşında, 21 Kasım doğumlu, 1.86 boyunda. 2025'e kadar sözleşmesi var. Yunan milli takımında 27 kez oynayıp 6 gol atmış bir isimden bahsediyoruz. Forvet sol kanat 10 numara oynayabilen isim. Almanya Yunanistan'da çıkıp Yunanistan altyapısına, Almanya altyapısına geçip orada altyapı eğitimini alıp sonrasında William'ın ikinci takımına oradan Aziz Alkmaar'a 2,5 milyon euroya geçen sezon gelmiş bir isim arkadaşlar. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi değil bu Konferans Ligi elemesi sanırım. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemesi aynen. Konferans Ligi elemesinde 2 maçta 1 gol 1 asist yapmış 165 dakikada. Şimdi geçtiğimiz sezonun bilgilerine bakalım futbolcunun. Her zaman olduğu gibi geçen sezon ne yapmış mesela? Bu arkadaşımız geçtiğimiz sezon 49 maça çıkmış Eredivisie'de, Hollanda Ligi'nde. Konferans Ligi'nde dahil et. Zırt pırt kupalarında dahil et. 49 maçta 25 gol 7 asist. 3.716 dakika. Yani 49 maçta 32 gollük katkı. 2.5'a aldıklarına göre en kötü 4-4.5'a verirler. Doğru profil mi? Futbolcu doğru ama profil şu an için yanlış diyebilirim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu arada kulüp 10 milyon euro istiyormuş. Fenerbahçe tabii ki bu parayı vermez. Bakalım önümüzdeki günler neyi gösterecek. Dimitris Pelkas. Son dakika haberi giriyorlar. Hull City Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın transferine önemli aşama kat etti. Bitti mi? Cık, bitmedi. Hull City Pelkas transferi için Fenerbahçe ile 3 milyon 580 bin euro karşılığında anlaşmaya çok yakın demişler. Ben 4,5 diyordum ama 3.580'e de ben okeyim yani. Yeter ki anlaşmaya tamam olalım. Yani yeter ki 3,5, 4, 4,5 artık ne buluyorsak alalım diye düşünüyorum. Şimdi Beşiktaş Masuako'yu getiriyormuş. Hocam bak biz Ezgi Can aldık. Onlar da Masuako'yu aldı diye. Siz bizim aldığımızı değil de rakibin aldığını övmeyi seversiniz biliyorum. Masuako yaklaşık 2 yıl önce ciddi sorun yaşamış ve 2020'nin sonunda diz ameliyatı geçirmiş. 4 ay futbol oynamamış. Sonrasında geri dönüyor ama tekrar dizinde sıvı birikimi olduğundan dolayı iyi kontrol etmeleri lazım diyor Doktor Gürkan Kubilay abimiz. Bandırma Spor geçen sezon Westerlo'da geçen 23 yaşındaki oyuncu Oğuzkan Güçtekin'i kiralık olarak kadrosuna katmış. Oğuzkan çok beklentilerin yüksek olduğu Aykut Kocaman'ın tedrisatından geçmiş bir oyuncu ama sıkıntı büyük. Bizim asıl sıkıntımız ne biliyor musunuz? Bak bizim asıl sıkıntımızı söyleyeyim mi size? Bizim asıl sıkıntımız değil. Bizim asıl sıkıntımız maalesef evlatlarımızı çöplüyoruz. Fenerbahçe-Chelsea maçı. Fenerbahçe-Chelsea maçı. Hiç merak ettiniz mi? O maçın kadrosunu hiç merak ettiniz mi? Allah rızası için. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı. Allah rızası için. Hiç merak ettiniz mi? Bakın. Sağ bekin Önder Turacı. Sol bekin Vederson. 2. Orta sahada Maldonado, Mehmet Aurelio, Uğur Boral üçlüsü.
Yani Uğur Boral ve Maldonado'yu say. Wederson'u, Önder Turacı'yı say. 4. Sonradan oyuna giren Colin Kazım Richards. Semih Şentürk sonradan oynadı. Colin Kazım Richards. Yedeklere bakıyorsun. Yasin Çakmak, Selçuk Şahin, Kemal Aslan, Ali Bilgin. Colin Kazım, Semih Şentürk ve Serdar Kulbilge. Bakın Fenerbahçe'nin yedekleri ha. Yanlış anlamayın. Rakibin yedekleri Wright Phillips, Nicolas Anelka, Salomon Kalou, Obi Mikel, Paulo Ferreira, Alex, kaleci de Hilario. Oynayan futbolcuları Kuduçini, Essien, Michael Essien, John Terry, Carvalho, Ashley Cole, Makalele, Lampard, Mihail Balak, diğer kol Malouda ve Drogba. Allah'ınızın kitabınızın aşkınıza. Allah'ınızın kitabınızın aşkına. Bu kadroyla biz Chelsea'yi yenmişiz. O dönem Twitter falan yaygın olsa. Bakın Chelsea'nin prime dönemi ha. En prime dönemi. En baba dönemi. Biz o kadroyla Chelsea'yi yeniyoruz. Eğer o dönem Twitter yaygın olsaydı Zico'nun ne anası kalırdı, ne babası kalırdı, ne sülalesi kalırdı. Sen bu kadroyla nasıl yeneceksin? Komisyoncu musun? Sen işte paraları götürüyorsun. De Zico olmasan şüphe ederim. Şimdi yapıyorlar. Yazmış üyenin bir tanesi. Hocam ben Jesus'tan şüphe ediyorum komisyoncu mu diye. Harbi bunu yazmış. Gerçek hayatta muhtemelen arkadaşımız komisyoncu ki çok iyi tanıyor komisyoncuları. Ya bu kadro çeyrek finale geçip yarı finale kalıyordu. Allah aşkına. Bakın. Futbolcuyu oynatan teknik direktördür. Futbolcuyu oynatan teknik direktördür. Sistemdir. Takımdır. İsmail Yüksek'i Fenerbahçe takımından alın. Kimseyi küçük görmüyorum. Yanlış anlaşılmasın ama bir Trabzonspor takımına koyun. Belki 21 kişilik kadroya giremez. Giremez. Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den alın. Bir Beşiktaş'a verin. Belki 21 kişilik kadroya giremez. Yani misal veriyorum. Ya da çok büyük takımlardan futbolcu getir, giremez. Arkadaşlar, Twitter ahalisi, YouTube ahalisi, baskı şimdiki kadar olmadığı için, sadece destek kültürü olduğu için, hani şu an hangi futbolcunun adı anılsa çöp diyorsunuz ya, o zaman hangi futbolcunun adı anılsa destek geliyordu. Gelsin destekleriz, gelsin destekleriz, gelsin. Başımızın üstünde yeri var, gelsin destekleriz. Kimi destekleyeceğiz? Tabii ki destekleriz. Gelsin, Fenerbahçe'mize katkı sağlayacak herkes gelsin diye. Şimdi Ezgi Can'ın adı anılıyor. Getiremez ki bizimkiler. Beceremez ki. Yapamazlar ki. Hayır, imkanı yok. Bu adam işte Bielsa ile uçuyordu, kaçıyordu. Ezgi Can'dan başkasına zıplıyorlar. Daha doğrusu tam zıplama arifesinde. Ya Ezgi Can da hiç içim atmıyor. 30 yaşında. Yaşlı. Kadroya yaşlıları dolduruyor. Olmaz ya. Ya Arap Yarımadası. Ya. Falan. Tam başka birinin adı anılıyor. Bu sefer ona yükleniliyor. Ezgi Can'a yükleniyor. Ya bak Ezgi Can'ı bile alamadı salaklar. Bak işte Felipe Canıt'ın işte. Bak Felipe Canıt'ına. Ya git bu çocuk mu alınır? Allah'ını seversen. Ezgi Can'ı beceremiyorlar. Lan vazgeçin. Sol bek almayın. Sol beksiz oynayın şöyle böyle. Tekrar Ezgi Can açıklanıyor. Allah Allah bunu mu aldınız? Beşiktaş Masuaku'yu alıyormuş. Böyle bir kitleyi adam hesabına bile katmayacaksınız. Böyle bir kitleyi adam hesabına, insan hesabına katmayacaksınız ki başarı gelsin. Başarı gelsin. Bu arada Önder Tuğracı'nın yerini oynayan kişi Gökhan Gönül bir alt ligden geldi ha. Bir alt ligden geldi. Bilginiz olsun. O Ali Bilgin. Fenerbahçe'de kaç maça çıktı? Kemal Aslan. Kemal Aslan'ın 10 üzerinden 10 oynadığı bir tane maç yok. Yasin Çakmak Rize'den aldık. 1-2 sezon oynadı gitti. Ne olduğu belirsiz. Anlatabiliyor muyum? Allah aşkına bir kadroya bakın. Bir yedeklere bakın. Bir futbolun kalitesine bakın. Futbolcuyu oynatan, tekrar söylüyorum, teknik direktördür, sistemdir. Tabii yüreği de var da. Futbolcuyu oynatamayan ise biz neler gördük? Biz bu takımda kimleri yuhladık? Biz bu takımdan kimleri yuhalayarak gönderdik? Kimlere çöp damgası vurduk? Yetmez mi artık? Ona buna, şuna buna çöp damgası vurdunuz. Ah Fenerbahçe taraftarı ah. İnşallah akıllanırsınız. İnşallah akıllanırız. Lütfen. Hep destek, tam destek sloganını unutmayın. Şu takıma destek olun. Şu anki sol bekimiz Wederson'dan daha iyi. Şu anki sağ bekimizi Premier Lig'den takımlar istiyor.
Stoperlerimiz bir tanesini 18 yani 20'ye gönderdin. Öbürünü 20'ye yakın paraya göndermek üzeresin. Orta sahan, oynatmadığın orta sahana 8 milyon euronun üstünde teklif var. Oynatmadığın öbür orta sahana 6,5'un üstünde teklif var. Bak oynatmadığın orta sahandan bahsediyorum. Ama Arao aldı hocam. Piyasa değeri 6 milyon. Piyasa değeri futbolcunun değerini belirlemez. Futbolcu kendi belirler. Geçen sezon Crespo geldiğinde kaçtı piyasa değeri? İsmail Yüksel'in piyasa değeri kaçtı? Kaç olacak? Gökhan Gönül'ün kaçtı? Erden'in? Osayi'nin? Ama hocam Rossi çok gol kaçırıyor. David geldiği zaman Sporting Lisbon'dan geldi. Oranın taraftarları halay çekiyorlardı. Kazmayı gönderdik diye. Bu eşek gol atamaz diye. Neler yazmışlardı? Eşek dedikleri adam belki Fenerbahçe tarihinin Avrupa'daki en güzel gollerinden birini attı. Ve neler attı? Daha ondan hariç neler attı? Ligde, Avrupa'da. Ya. Destek olun. Sistem tıkır tıkır işlediği zaman göreceksiniz ki bugün çöp dediğiniz adamlar o sisteme ayak uydurduğu zaman Rampampa bir Rampanyana de sonra Barcelona diye falan bir böyle Brezilyan tarzı müzikleri duymaya hazır olun kıpır kıpır. Fenerbahçe Kiev maçlarında kötü değildi. Bitiricilik kötüydü kabul. Hakem kötüydü kabul. Ama Fenerbahçe kötü değildi. Bakın Perşembe günü yani benim beklentim açık söyleyeyim arkadaşlar. Ben hani iddialı konuşmayı hiçbir zaman sevmem. Hayatım boyunca hiçbir zaman iddialı konuşmayı sevmem. Ben Perşembe günü Fenerbahçe'nin tıkır tıkır işleyen bir sistem, tıkır tıkır oynanan bir futbol ve tıkır tıkır goller bekliyorum. Kiev evet savunması müthişti. Takım oyununu güzel beceriyorlardı. 50 kişiyle savunmayı çok güzel yapıyorlardı. Karşındaki takım bir Kiev değil. Bu sefer de ne olacak biliyor musunuz? Hocam karşındaki Kiev değil ki ya. Tabii atacaklar. Atmasınlar mı? Fenerbahçe 17-0 yensin. Kuracakları ilk cümle şu. Buldular tabii kolay takımı. Kiev'e atsalardı. Çünkü bunlar cahil. Bunların fikri yok. Bunların hiçbir düşünce yapısı yok. Bunlar ezbere konuşuyorlar. Biz kanalımızda da var öyle birkaç tane cahil. Ezbere. Fenerbahçe Luan Perez'i getirmiş. Ağzını açıp bir cümle yap kuramıyor. Niye? İyi topçu. Ezgi Can geliyor bir cümle yok. İyi topçu. Gustavo Henrique yazmış. Allah belasını versin yönetimin. Para kazanıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Kesin hülle. Şunu yapıyor. Bunu yapıyor. Jesus para kazanıyor. Şöyle böyle. İyi transfer olduğu zaman. Susuyorlar. Ölü taklidi yapıyorlar. Gerizekalıyız ya biz. Onlar kadar salağız ya. Bilmiyoruz onların yaşadıklarını. Mesela João Pedro. Bir cümle yok. Bir cümle yok. La birazcık omurgalı olun. Deyin ki tamam. Ben kötü gelse eleştirdim ama iyi topçu getirdiler. Olsun. Fenerbahçe'nin getirdiği futbolcuların transfer marketine bakın. Değerlerine bakın. Ve birkaç ay sonraki değerlere bakın. Benden söylemesi. Hep destek, tam destek. Fenerbahçe iyi yolda. Fenerbahçe taraftarı iyi yolda mı? Onu size soruyorum. Kendinize iyi bakın.